Çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün e, Ergün hocanın söylediği gibi e, Size elimden geldiğince dilim döndüğünce teknolojiyle ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Ekran kullanımıyla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Belki aranızda oyun oynayanlar vardır. Belki telefon olanlar, tablet olanlar elbette vardır. Bunlarla ilgili elimden geldiğince paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Şöyle hemen ekranımı paylaşayım sizlerle ekranım gelmiştir diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Şimdi tabii ki bu mümkün olduğunca etkileşimli bir sunum olsun istiyorum. O yüzden size bol bol sorular soracağım. En sonunda da tabii ki arada sorularınız olursa sizlerin de sorularınıza elbette cevaplarım. Ama sizden bol bol cevap isteyeceğim bir aslında seminer olacak bu. Adım Yavuz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde çalışıyorum. Şu anda da üniversitede ofisteyim. Aslında benim işim gücüm oyun. Sadece oyunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Oyunlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. O kadar çok oyunlarla ilgili çalışmalar yaptım ki bu oyunların içerisinde bizi bağımlı yapan şeylerin neler olduğunu buldum. Sonra dedim ki ben bunları genç arkadaşlara da anlatayım. Neden? Çünkü eğer size bunu anlatırsam bu teknolojilerin nasıl kullanıldığını, o ortamların nasıl oluşturulduğunu daha iyi anlar ve ona göre teknolojiyi tüketirsiniz ve ona göre de belki yeni teknolojide üretirsiniz diye şu an karşınızdayım ve bu anlamda çok da kitap da yazdım. Sağ üstte gördüğünüz bir yeni bildiriminiz var kitabı. Tamamen ebeveynler, anne babalar ve tabii ki çocuklar için yazılmış bu dijital çağda nasıl hayatta kalacağımızı, nasıl dijital çağın bu işte sosyal medyanın, WhatsApp'ın araçlarıyla nasıl baş edeceğimizi öğreten bir kitap. Bunları tabii ki öğretmenlere de anlatmalıyım dedim. O yüzden de eğitimde oyun oyunlaştırma kitabını yazdım. Önümüzdeki hafta da sizlerle yüz yüze bir araya geldiğimde nasıl oyun tasarlanılır, nasıl oyunlaştırma yapılır biraz bundan da bahsedeceğim. Ve nasıl aslında o oyunların içerisindeki bağımlılık yapan şeyleri oyunlara entegre edebiliriz ve tasarladığımız, üreteceğimiz içeriklerin daha etkili olabilmesini nasıl sağlarız bunun üzerine konuşuyor olacağım. Dediğim gibi ben e, aynı zamanda şu anda da yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi'nin başkanlığını yürütüyorum. Ve hep bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum. Çok oyun tasarladım. Çok kitap yazdım. Özellikle dijital oyun tasarım alanında çokça kitap yazdım. Ve e, mümkün olunca bu alanda da insanlara katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Bu kitapları da alıp okumanızı tabii ki şiddetle tavsiye ederim. Çok oyun da tasarladım. Ekranda gördüğünüz oyunların hepsini ben tasarladım. Ee, birkaç tane oyun şirketim var. Sahip olduğum oyunlarım var. Oyundan çok para kazandım. Onu da söyleyeyim. Aranızda mesela şu Mental Up oyununu bilen var mı? Bilen varsa chat bölümüne biliyorum yazabilir mi? Şurada Mental Up Educational Games diye bir e, oyun logosu görüyorsunuz. Belki daha önce aranızda oynamış olanlar vardır. Mental Up'ın bütün oyunlarını ben tasarladım. Ve içeride yaklaşık 200'den fazla oyun var ve hepsini tek tek e, istiyorum ki çocuklar oyun oynarken daha kaliteli, daha eğlenceli oyunlar oynasınlar ve oyun oynarken aslında bir şey öğrensinler. O yüzden benim aslında uzman, uzmanlık alanım eğitim oyunları, eğitsel oyunlar. E, şu an ekranda gördüğünüz diğer oyunları da yine ben tasarladım. Mesela şu Trivia Drive oyununu oynamanızı tavsiye ederim. Türkiye'deki şehirlerle ilgili bilgi veriyor size. Ya da Trivia Flight oyunu da dünyadaki ülkelerle ilgili sizi test eden ve size bir sürü bilgi üreten bir oyun. Bunların hepsi ücretsiz bu arada. Hem ücretsiz oyunlar bunlar hem de oynarken bir şey öğrenebileceğiniz oyunlar. Math Space oyunu matematikle ilgili çok güzel bir oyun. Hani eğer oyun tasarlama fikriniz varsa eğitim alanında nasıl oyun tasarlanır diye düşündüğünüzde ekranda gördüğünüz oyunlar gerçekten kaliteli olan ve gerçekten eğlenceli olan oyunlar. Çok kutu oyunu da tasarladım. Bu arada kutu oyununu da tasarlamayı çok seviyorum ben. Yani board game alanında çalışmalar da çok yaptım. Mesela şu oyun harçlık oyunları oyunu. Liseli gençlerin kendi harçlıklarını yönetebilmeleri üzerine tasarlanmış bir oyun. Yani siz paranızı nasıl yönetirsiniz? Paranızı nasıl harcamalısınız? Üzerine tasarlanmış bir Kutu oyunu. Bunlar da ücretsiz oyunlar bu arada. Kulenga oyunu da mesela şurada gördüğünüz oyun. Bu da e, bir hikaye tasarlama oyunu. Yani kendi hikayenizi oluşturabileceğiniz bir oyun. Orada da çok güzel kartlar var. Öğrenciler kendi hikayelerini oluşturabiliyorlar. Mesela basma kalıp oyunu da cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek için yani kız erkek dengesini sağlayabilmek için tasarlanmış bir oyun. Onu da yine e, incelemenizi tavsiye ediyorum. Dijital macera kodlama üzerine yani dijital hayatta e, kaliteli vakit geçirme üzerine yine tasarlanmış oyunlardan bir tanesi. Bunu da Facebook'la birlikte tasarladık. Peki size gelelim şimdi. İlk sorum şu. Soruları şu şekilde cevap vermenizi rica edeceğim. A, B, C, D, E, F diye yazabilirsiniz. İlk sorumuz bu. 24 saatin size izin versem. <laughs> 24 saatin kaç saatini ekran karşısında geçirmek isterdiniz. A hiç, B 1 saat, evet Umut mesela 1 saat dedi. C 2-3 saat, D 4-10 saat, E 10-16 saat ve F 17-24 saat. Şimdi gelen cevaplara hemen bakıyorum. En ağırlıklı hangi cevaplar geldi diye. C ve D ağırlıklı görüyorum. 2-3 saat ve 4-10 saat arasında görüyorum. Tabii ne zaman olduğuna da bağlı. Şu an tatildeyiz değil mi? Tatilde de bayağı ekran karşısında vakit geçiriyoruz diye düşünüyorum. Buna geçmeden hemen şunu da sormak istiyorum. Sizin sahip olduğunuz bir telefonunuz, tabletiniz var mı? Yani telefonum ya da tabletim var diye yazmanız yeterli ya da bilgisayarım. Telefon, tablet, bilgisayar ne varsa onu da yazar mısınız? Siz de telefon, tablet, bilgisayar kullandığınız hali hazırda belki PlayStation da vardır. Orada neler var? Bir yazın bakalım. En çok kullandığınız ve aktif olarak sahip olduğunuz hangi cihazlarınız var? Evet herkesten cevaplar gelmeye başladı şu anda. Çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Telefon, tablet, bilgisayar var. Bilgisayar var. Telefon, tablet var. Telefon, bilgisayar var. Genelde evet telefon ve bilgisayar olanlar ağırlıkla. Telefonu sadece olanlar var. Telefon, bilgisayar, telefon, bilgisayar, telefon, bilgisayar. Telefon, bilgisayar, telefon, bilgisayar. Arada tableti olanlar da var ama en çok bilgisayar kullanıyorum diyenler de var. PlayStation 5'i olanlar da iPhone olanlar, tablet olanlar var. Peki o zaman biraz oyun tarafından soru soralım. Soru şu. Peki size yine izin versem 24 saatin kaç saatini oyun oynayarak geçirmek isterdiniz sorusunu sormadan hemen cevaplar akmaya başladı zaten. Bakalım burada en çok hangi cevap geldi? Bakıyorum. B, C ağırlıklı gidiyor sanki. B, 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 B. bayağı var B cevabı. Evet. 1-3 saat arası diyenler sonra C diyenler sonra da D diyenler. Yani 10 saatten fazla bakardım diyenler var. Kodlaştırma yani kodlama yapacaksam C <laughs> ama normalde B diyenler de var. Oyun oynamak. Yani burada oyun sizin için ne kadar önemli. Bir de o zaman hadi şunu yazın. En son oynadığınız ya da en çok oynadığınız oyunu yazın bakalım. Bir görelim ne kadar oyuncusunuz. Burada da hangi oyunlar oynanıyor. Onu da görmüş olalım. Bakalım Valorant geliyor. Counter Strike geliyor tabii ki. Bakalım Point Black var. Dersi çok güzel anlatıyorsunuz demiş Ramiz. Çok teşekkür ederim Ramizciğim. 5M var Valorant. Hollow Knight. Valorant, Valor, Valorant bayağı var bu arada. Hello Neighbor oynayanlar var. Güzel. Traffic Razer diyenler var. Minecraft, FIFA. Güzel. Bunların hepsi bu arada bu sunumun içerisinde var. Hepsinden bahsedeceğim. 5M, Valorant, Counter Strike, Minecraft ve League of Legends oynayanlar. World of Warcraft oynayanlar var. Güzel. Call of Duty. Minecraft hala Minecraft oynayan arkadaşların olması gerçekten sevindirici. Minecraft oynayanlara kalp gönderiyorum buradan. Minecraft gerçekten tavsiye ettiğim çok güzel oyunlardan bir tanesi. Minecraft oynuyorsanız hepinize benden kalp çünkü gerçekten kaliteli bir ama mental up yazan da oldu. <laughs> Buna da çok sevindim. Strike zone diyenler var. 745 saat Minecraft oynadım diyor Alp, <laughs> Güzel. Army of Two. Güzel. Ben daha çok film izliyorum diyenler de var. Harika. Peki o zaman bir de sosyal medyaya geçelim. Bakalım sosyal medyada durumlar ne? Oradaki sorumuz da şu. 24 saat süreniz var. Yapabilseniz, geçirebilecek olsanız ne kadarını sosyal medyada geçirmek isterdiniz diye sordum ve yine cevaplar gelmeye başladı. Bakalım burada en çok hangi cevap geliyor? B cevabını ağırlıkla diyorum. 1-3 saat arası diyenler var. Arada hiç diyenler var. C geliyor. Henüz D cevabını almadım ama genelde B ve C gibisiniz yani. Onun ortalaması bazen B, bazen C gibi. D diye diyenler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki sosyal medyada o zaman şunu sorayım. En çok sosyal medyada YouTube'u hariç tutuyorum. Yani YouTube çünkü tam bir sosyal medya ortamı değil aslında. Şöyle sorayım yani Instagram, TikTok, Twitter'lardan hangisini daha çok sosyal medya olarak kullanıyorsunuz diye sorayım. Instagram TikTok yazanlar var. Instagram, 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 Instagram yazanlar var. Arada LinkedIn diyenler de var. Güzel. Snapchat'te kullanıyor olanlar var. Ama genellikle Instagram kullanıyor. Sadece YouTube kullananlar da var. Harika. O zaman soru şu. Instagram TikTokçular için gelsin. Ya da YouTube izleyenler için gelsin. Sizin keşfet sayfanız. Sizin hakkınızda çok şey söyler mi? Doğru ya da yanlış demeniz yeterli. Doğru ya da yanlış. Yani sizin Instagram'ınızı alsam elime. Sizin o keşfet sayfanıza girsem. Ya da TikTok'unuzun ana sayfasına girsem. Bu bana sizinle ilgili bir şey söyler mi? Yani sizin nasıl biri olduğunuzu, nelerden hoşlandığınızı, neleri takip ettiğinizi size bana söyler mi? Benim hiç keşfet sayfam yok diyor. Zaten uygulamanın içerisinde var. Ve mesela YouTube'u açtığınızda karşınıza çıkan ekran sizin YouTube'da hangi videolara daha çok baktığınızı bana söyler mi? Ee, tabii ki anında söyler. Hatta şu anda gençler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sevgili oldukları zaman falan. Önce şey yapıyorlar. Sen Instagram'ın bir keşfet sayfasını bana bir göster bakayım. Sen nasıl biri misin diye. Oradan bakıyorlar. Önce karşıdaki kişiyle ilgili fikir almak adına. Dolayısıyla değerli arkadaşlar. Nereden biliyorlar peki? Onu da bir yazın bakalım. Nereden biliyorlar sizin nelerden hoşlandığınızı? Nereden anlıyorlar? Nasıl bir şey var orada arka planda çalışıyor da sizin nelerden hoşlandığınızı iyi anlıyor. Evet Elgün Diyor ki yapay zeka var hocam arkada diyor. Ya da aramalardan diyor çok güzel. Çok güzel bir algoritma var hocam orada diyor. Algoritmalar arka tarafta çok güzel bizi takip ediyorlar. İzlediklerimiz takip ediliyor diyor Umut. Harika. Orada olan program merak alanımıza uygun olanları belirliyor diyor Firuze. Harika. Özel algoritmalar var orada. İzlediğimiz içeriğe bağlı daha fazla içerik çıkıyor diyor yaşat bravo harikasınız. Bakın şimdi şöyle düşünün. Takip ettiğiniz kişiler, hadi onları da geçtim. Kaydettikleriniz, beğendiğiniz içerikler ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz? İzlediğiniz içeriğe bakıyor ve ne kadar izlediğinizi ölçüyor. Yani şöyle düşünün. TikTok açtınız ya da Instagram açtınız, bir videoyu izlemeye başladınız. Arkada algoritma çalışmaya başlıyor. Bakıyor diyor ki ne kadar izliyor bu diyor. 1 saniye, 2 saniye, 3 4 5 6 7. Hala izlemeye devam ediyor diyor. Demek ki diyor bunu sevdi diyor. Tamam o zaman diyor bir sonraki video buna benzer bir video gelsin ya da buradan sonra gelecek olan videolar buna benzer gelsin diye algoritma karar veriyor. Ya da mesela videoyu açtınız, baktınız hemen geçtiniz. Algoritma diyor ki hayır diyor bu bunu sevmedi. O yüzden bunun karşısında bir daha böyle videolar getirme. Peki buradaki amaç ne arkadaşlar? Onu da yazın bakalım. Niye bunu yapıyorlar ya? Niye bu kadar algoritmalar bizim için çalışıyorlar? Neden bunu yapıyor? Olabilirler. Yazın bakalım. Evet Erkam dedi ki hocam daha çok kullanmamız için tabii ki dedi. Ravan dedi ki tabii ki marketing dedi. Ve Aslan da çok güzel bir şey söyledi. Oraya bağımlı hale gelelim diye dedi ve insanları bağımlı yapmak için dedi. Aktiflik süresini artırıp para kazanmak dedi. Bakın çok önemli bir şey. Şöyle bir kelime var, şöyle bir kavram var. Mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. Dikkat ekonomisi diye bir kavram var. Dikkat ekonomisi. Not almanızı tavsiye ederim. Ne yap, ne nedir biliyor musunuz dikkat ekonomisi? Bu sosyal medya uygulamaları ve oyunlar. Hep şunu amaçlarlar. Ben insanların bir saniye daha fazla bana bakmasını nasıl sağlarım? Bakın tekrar ediyorum. Ben insanların bana bir saniye daha fazlasını bakması için nasıl bir şey yaparım da bu insanlar bir saniye bana daha fazla bakarlar. Ve buna dikkat ekonomisi diyoruz. Ve dikkat ekonomisi tam olarak bu amaç çalışıyor. Onlar daha çok para kazanıyor. Sizin onlara daha çok bakmanızı sağlıyor. Bu sayede daha çok reklam gelirleri elde ediyorlar değil mi? Yani Şöyle düşünün. Instagram'a bu kadar çok baksanız Instagram'a göre ne Yani Instagram bundan para nasıl kazanabilir? Araya reklam koyar. Araya reklam koyunca siz ona mecburen bakarsınız. Ha, bazen geçersiniz bazen geçmezsiniz ama o reklama bakarsınız ve Instagram tabii ki buradan para kazanır. Hatırlayın mesela YouTube'u. Önceden reklam var mıydı YouTube'da? Bundan birkaç sene öncesine kadar YouTube'da reklam yoktu. Ama YouTube ne oldu? Şu anda televizyondan daha fazla reklam çıkıyor değil mi YouTube'da? Hatta o kadar çok reklam çıkıyor ki bu sefer ne yaptı YouTube? Dedi ki ya insanların bana daha fazla para kazandırabilmesi için ne yapmalıyım dedi. Bu sefer ne yaptı? Paketler yaptı değil mi? Bravo. Ali Hüseyin dediği gibi premium özellikler getirdi değil mi? İstersen diyor para ver reklam izleme. Dolayısıyla oradan da para kazanmaya başladı. Peki bunun olabilmesi için ne yapması gerekiyordu YouTube'un? Önce insanları oraya alması gerekiyordu. İnsanların hepsini oraya aldı. İnsanlara da para da attı bu arada. Para da attı yani dedi ki siz içerik üretin ben size de para vereyim dedi. Buna da revenue share diyoruz. Yani gelir paylaşımı. Çünkü YouTube aslında daha çok para kazanıyor bundan. Yani biz YouTuber'ların çok zengin olduğunu falan düşünüyoruz. Çok para kazandıklarını düşünüyoruz. Evet kazanıyorlar. Ama YouTube daha fazla para kazanıyor. Bunu sakın unutmayın. E tabii ki server maliyetleri var. Firuz yazmış. Bravo. Elbette server maliyetleri de onları karşılamak için önemli bir araç. Şimdi şu cümlem çok önemli değerli arkadaşlar. Hangi oyunlar olduğunu biraz analiz ettim. Hangi uygulamaları kullandığınızı da biraz analiz ettim. Kimi takip ettiğiniz, kimi izlediğiniz sizin nasıl biri olduğunuzla ilgili bana çok şey söylüyor doğru mu? Yani orada benim kimi baktığım çok önemli. Yani bunu biraz geçmişe gittiğiniz zaman eskiden televizyonlar daha çok aktif kullanılırdı. Televizyonda hangi kanalı izlediğimiz o evinde nasıl bir fikre sahip olduğunu bize gösterirdi. Şimdi ise bu cihazlarda kimi takip ettiğimiz hangi insanları, hangi kişileri takip ettiğimiz, hangi şeylerden etkilendiğimizi bile belirliyor. Yani alışveriş alışkanlıklarımızı bile belirliyor. Nelerden hoşlandığınızı size söylüyor ya da sizin nelerden hoşlandığınızla ilgili bir analiz yapabiliyor. O yüzden bizim kimlere bakacağımızı belirleyen kişiler kimler? Biziz. Yani biz orada rolü almalıyız. Biz orada aslında aktif bir şekilde davranmalıyız ve biz şunu demeliyiz ya bu benim çok zamanım harcıyor ve ben bunu takip etmemeliyim. Bundan çok şey öğreniyorum. Bunu takip etmeliyim. Yani burada biraz faydacı bakmalısınız. Burada biraz pragmatist olmalısınız. Burada biraz sizin kendi çıkarlarınızı düşünmelisiniz. Yani orada takip ettiğiniz kişi, içerik, video kimse artık influencer size ne kazandırıyor ve insanlar genellikle kimleri takip ediyor biliyor musunuz? Onları güldüren kişileri takip ediyor. Onları ilgilendiren kişileri takip ediyor. Genelde akrabalar, aile oluyor bunlar. Ve onları bilgilendiren kişileri takip ediyor. O yüzden siz mümkün olduğunca kimi takip ettiğinize baktığınızda size bir şey katabilecek insanları takip ederseniz o zaman algoritma da ona göre yönlenmeye başlıyor. Şimdi gelelim başka bir soruya. Soru şu. Telefonunuz kilidi açık bir şekilde bir yerde kayboldu. <laughs> ya da birisi elini geçirdi telefonunuzu siz böyle bir durumda kendinizi yani telefonunuzun çalınmasından bahsetmiyorum. Başka birinin eline geçmesinden bahsediyorum. Yani mesela bu bir arkadaşınız olsun. Tamam mı? Arkadaşınız telefonunu telefonunuzu eline aldı ve kilidi açık. Kendinizi ne kadar tedirgin hissedersiniz? Bir hiç tedirgin hissetme. On çok tedirgin hissederim. Bunun arasında bakalım ne cevaplar gelecek? Bakıyorum ki genelde bir diyenler var. Bir de 10 diyenler, 11 diyenler var. <laughs> Ama iki üç diyenler. Genelde böyle. Yani yakın arkadaşımıza 1, başkasıysa 10 diyorlar tabii arkadaşlar. Şimdi bu bize neyi söylüyor aslında? Şimdi burada hep şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Siz kendinize bakın önce. Tamam Kendinizle ilgili bir şey anlamaya çalışın bugün buradan. Eğer bir diyorsanız demek ki telefonunuzda çok tedirgin edici bir şey yok. Ama 10 diyorsanız demek ki orada gerçekten çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman da kendinizi şu soruyu sormanız lazım. Orada sizin için bu kadar tedirginlik verici ne var? O zaman da yine orada kendinizle yüzleşmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki bazıları diyor ki hocam bazıları hiç telefonlarından ayrılamıyor ya diyor. Ben diyor gençleri görüyorum diyor. Hep telefonlarıyla diyor. Hep telefonlarıyla, hep tabletleri hep bilgisayarları. Bunlardan ayrılamıyorlar ya bunlar diyor ama burada da çok önemli bir soru var. Acaba bu bağlılık mı? Bağımlılık mı? Şimdi bununla ilgili size birkaç soru soracağım. Hazırsanız sorularım geliyor. İlk soru şu. Kimler şarjı az olunca Kendini huzursuz hissediyor. Ben diye yazabilirsiniz. Ya da ben değilim diye de yazabilirsiniz. Şarjı az olunca kendini huzursuz hissedenler. <laughs> Artı yazanlar da o da olur. Ben, 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 ben. Ben değilim, ben değilim, ben değilim diye diyenler var. Hemen şunu da sorayım. Ardından kimler şarjı tam olunca peki kendini mutlu hissediyor? Onları da göreyim. Dışarıdayken evet hocam ben ee, kendimi huzursuz Evet buna daha çok mutlu olanlar oldu. Peki soru şu. Bu bağlılık mı bağımlılık mı? Yani şarjınızın az olması sizin huzursuz etmesi. Yazacağız. Şarjınızın tam olmasın sizi mutlu etmesi bağlılık mı bağımlılık mı? Az önce mesela çok güzel bir yorum geldi. Dedi ki hocam dışarıdayken rahatsız hissederim. Çünkü neden? Aslında bunlar tam olarak birer bağlılıktır arkadaşlar. Bağlılık ne demek? İşimizi buradan yapıyoruz ya. Belki bir yere gideceğiz. Navigasyona ihtiyacımız var. Ve oradan bakarak yapacağız. Yani şu anda bütün banka işlerimizi neredeyse buradan yapıyoruz. Alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. Market alışverişini dahi artık buradan yapmaya başladık. Ve birçok işimizi buradan yapıyoruz. Dolayısıyla aynen sizin de söylediğiniz gibi, birçoğunuzun söylediği gibi bunlar bağlılık arkadaşlar. Ama bağımlılıkla ilgili çok güzel bir sorun var. Hazırsanız şimdi... O soru geliyor. Soru şu. Hafta sonu. Bir tam gün. Cumartesi ya da pazar günü düşünün. Hafta sonu bir tam gün. Hiç ekrana bakmadan. Hiç ekrana bakmadan. Yani televizyon, tablet, telefon, bilgisayar. Hiç bakmadan. Hiç birine bakmadan. Bir günü sabahtan akşama kadar, uyuyana kadar geçirebilir miyim? Yoksa geçiremez miyim sorusunun cevabı olarak genelde evet A cevabı geldi. Bravo sizi tebrik ediyorum. A diyenleri özellikle tebrik ediyorum. B diyenlere de elbette B diyenler de diyor ki hocam diyor yapamıyorum ya diyor. Yapamıyorum yani mutlaka canım bakmak istiyor. Şimdi A diyenlere hemen şunu söyleyeyim. Yani geçirebilirim. Benim için sorun değil diyenlere bir kere denemenizi tavsiye ediyorum. Mesela bu hafta sonu bir gün hiç ekrana bakmadan yapabiliyor musunuz? Bakalım bir görün istiyorum. Eğer yapamıyorsanız, böyle eliniz kolunuz titremeye başlıyorsa ya, bir televizyon maçsaydık ya, bir tablet telefona mı baksaydım ya, bir valla müzik dinleyeceğim falan diye böyle bir noktaya geliyorsanız, biz buna nomofobi diyoruz. Yani nomofobik bir davranış. Yani no mobile phone fobia. Yani ekransız yapamamak ekransız yaşayamama. Ekran olmadan kendini kötü hissetme. Eğer böyle bir noktaysanız, noktadaysanız elbette bu sizin yavaş yavaş bağımla doğru gittiğinizi gösteren önemli göstergelerden bir tanesi. O zaman ne yapacağız peki? O zaman hemen şu sorum geliyor. Soru şu. Kimler yemek yerken masada Masaya oturdunuz mesela. Ailece yemek yiyeceksiniz. Ekranda mı yemek yiyorsunuz? Ekransız mı yemek yiyorsunuz? Sorusuna da evet harika cevaplar gelmeye başladı. Bakıyorum. Ekransız, 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 ekransız şeklinde cevaplar gel. Yani hiç telefon, tablet, bilgisayar, televizyon hiçbiri yok. Ekransız. Ama arada sırada da telefona bakarız. İşte televizyon açık olur, haberleri falan izleriz gibi bir şey varsa o da ekranla yemek yemek oluyor ama bakıyorum ki şu anda evet genelde ekransız yemek diyorsunuz Orada çok doğru yapıyorsunuz. Mümkün olduğunca ekransız yemek yiyin istiyorum sevgili arkadaşlar. Ama tabi bazı arkadaşlar da hani burada olduğu gibi diyor ki Enis Kirazoğlu izlemeden yemek yenilmez hocam diyor. <laughs> bazı arkadaşlar da, evet çok alışmışlar ve illa önüne ekranı koyuyorlar ya Instagram'a ya TikTok'a ya YouTube'da bir YouTuber'a bakarak yemek yiyorlar. Şimdi bunun ne gibi sakıncaları var? Burada tabii şöyle bir şey var. Bir, yemek yeme süresi uzuyor. İki, ağızda yemek tutma süresi uzuyor. Ve üç, etrafınızda insanlar varsa eğer onlarla sohbet etme ihtimalini de kaçırmış oluyorsunuz aslında. O yüzden değerli arkadaşlar bence yemek zamanı sadece yemek yiyin yani. Ve sohbet edin yanınızda kimler varsa. Mümkün olunca ekransız yemek yemenizi tavsiye ediyorum. Ve gelelim bir başka yere. Ben yatağa yattığımda özellikle yatmadan, uyumadan önce, uykuya dalmadan önce yatakta gece ekrana yani telefona ya da tablete bakıyorum, kullanıyorum ya da kullanmıyorum şeklinde cevaplarınız A mı B mi diye bakıyorum. Evet burada da biraz A ağırlıklı gibi sanki. <laughs> Dürüst olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu da çok önemli bir şey. Dürüstlüğünüz için ayrıca teşekkür etmeliyim. Gerçekten çok önemli. B diyenler var çünkü hocam elimizden alıyorlar. O yüzden <gülüyor> mecburen <gülüyor> yatakta kullanamıyorum diyenler var. Kitap okuyorum diyenler var. Sadece 10-15 dakika bakıyorum diyenler de var. Şimdi ne oluyor? Şuradan pay için. Normalde mesela bu kadar yatakta vakit geçirecektiyseniz yani uyuyacaktıysanız bu kadar ekranla beraber yatağa yatınca telefon size diyor ki ya uyuma bir dur instagrama bir bak sonra uyursun ya dur dur bir e, haberler vardı onlara bir bak sonra dur dur bir oyun vardı onu bir oyna sonra 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 derken bir bakmışsınız bu kadar uykunuz kalmış doğru mu? Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyor aslında? Sizin uyku sürenizden çalmaya çalışıyor. Peki uyku süreniz azalınca ne oluyor? Ders başarınız azalıyor. Bu zamana kadar yapılmış tüm araştırmalarda bu çıkıyor arkadaşlar. Bakın bir araştırma yaptık. Gençlerin kollarına akıllı saat taktık. Biliyorsunuz bu akıllı saatler sizin ne kadar uyuduğunuzu ölçüyor. Yani gece kaçta yatmış, sabah kaçta uyanmış ölçüyor. Ve bir sene boyunca çocukların ne kadar uyuduklarını ölçtük ve senenin sonunda çocukların ders başarılarına baktık. Sene sonunda günde ortalama 8 saatten daha fazla uyuyan çocukların ders başarısı daha yüksek çıktı. Tekrar ediyorum bakın. Günde 8 saatten daha fazla uyuyan çocuklar derslerde daha başarılı oldular. 8 saatten daha az uyuyan çocuklara göre o yüzden değerli arkadaşlar bence mümkün olduğunca gece yatmadan önce uyku sürenizi azaltmamak için acizane tavsiyem ekrana bakmadan uykuya geçmeniz ve tabii ki mavi ekranında bizim hayatımızla ilgili uyku kalitemizle ilgili çok fazla sıkıntı yarattığını biliyoruz. Ve gelelim başka bir yere. <laughs> Bu da yine çok aslında gözden kaçırılan yerlerden bir tanesi. Ve cevaplar hemen yine gelmeye başladı. Peki ben tuvalete girdiğimde tuvalette ekrana bakıyorum ya da bakmıyorum şeklinde cevaplarınız da geldi. <laughs> yine bir arkadaşımız şey demiş hocam tuvalette ne yapılır ki yani ekrana bakmadan ne yapıyorsunuz demiş. <laughs> Şimdi artık öyle bir şey oldu ki evet yani genelde gençlerin tuvalette ekrana baktıklarına şahit oluyoruz. Orada da yine aynı şöyle bir şey. Normalde bu kadar tuvalette duracak değilseniz tuvalete telefonla gittiğiniz zaman yine ekran süresi gitgide artmaya başlıyor. Kalktığında yürüyemeyenler var. Kalktığında <laughs> adım atamayanlar var. O da neden? İşte çok bakmışsınız. Oradan anlayabilirsiniz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu kısmı toparlayacak olursak bazı alanlarda mekanlarda ve zamanlarda evet teknolojiye sınırlandırma getirebilirsiniz. Bunu kendiniz için yapın isterim. Kendiniz için yapın isterim. Başkası için değil. Kendiniz için. Yani yemek masasında ekransız bir yemek için yatakta uyku kalitenizi artırmak için. Mesela bazı arkadaşlar yastığın altına koyup da uyuyorlar. Bilmiyorum aranızda yapan var mı? Yastığın altında telefon duyuyor mesela. Bir gencin kendisine yapabileceği en büyük yanlışlardan bir tanesi bence. Bir genç beynine zarar vermek istese bunu yapar arkadaşlar. O yüzden lütfen beyninize zarar vermeyin olur mu? Çünkü orada bir radyasyon var ve o sizin beyninize direkt yaklaşan bir şey. Eğer illa yastığın altında uyuyacaksanız, hocam ben alarm kuruyorum ya ben ama Yastığın altına koymadan alarmı uyanamıyorum diyenler. İlla yapacaksanız değerli arkadaşlar. Bu uçak modu var ya flight mode ya da airplane mode. Onu alıp da uyumanızı tavsiye ederim. Aksi de gerçekten beyniniz için çok kötü bir şey. Ve tabii ki odalarda ekranlar artınca e, maalesef ekran süremiz de artabiliyor. Aile zamanlarınız varsa aile zamanlarınızda da e, mümkün olduğunca ekransız onu geçirmenizi tavsiye ederim. Firuz demiş ki o kadar çok radyasyon olduğunu düşünmüyorum demiş. Arkadaşlar ben çok çalışıyorum bu konuda. Gerçekten çok çalışıyorum. Ve radyasyon ölçen cihazlar var. Bunlarla ilgili çok güzel videolar var. Özellikle Firuz için söyleyeyim. O videoların da izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten beyninize yakın. Bakın şöyle düşünün. Telefonla konuştuğunuz zaman bile belli bir süreden sonra Telefonla konuşmanızın beynine verdiği bir zarar da var. Tavsiye ediyorum mümkün olduğunca e, özellikle uyurken kendi beyninize bunu yapmayın. Olur mu? Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ne kadar çok ekran aslında en nihayetinde şuraya geliyoruz. Ne kadar çok ekran o kadar çok bağımlı olma riskini maalesef artırıyor. Bazı arkadaşların akıllı telefonları yok. Bazı arkadaşların var. Akıllı telefonu ben Tavsiyem lisede alınması en erken ee, ama işte 12-13 yaşından itibaren gençler akıllı telefon almayı tercih edebiliyorlar. Ama buradaki önemli olan şeylerden bir tanesi de şu. Eğer yapacak bir işiniz olmasına rağmen yani mesela bir ödeviniz olmasına rağmen bir sorumluluğunuz olmasına rağmen bir etkinliğiniz yapmanız gereken bir iş olmasına rağmen Ekrana gidiyorsanız o zaman daha büyük bir sıkıntınız var demektir. Onu bir kaçış noktası olarak görüyorsunuz demektir. Onu bir stres atma aracı olarak görüyorsunuz demektir. Ve oradaki o hazzı da biraz ertelemenizi tabi tavsiye ederim. Burada ebeveynlere de çok iş düşüyor. Soru da şu. Sizce siz mi daha çok ekrana bakıyorsunuz? Yoksa Sizce anne babalarınız mı daha çok ekrana bakıyor? Soru bu. Sizce siz mi daha çok ekrana bakıyorsunuz? Yoksa anne babalar mı daha çok ekrana bakıyor? Evet, burada da bakıyorum şu an eşit gibi ama benler daha fazla sanki. Hem ben diyenler hem anne baba diyenler de var. Aa, iş. Anne babalar çok televizyon izliyorlar bazen sanki. Her ikisi de diyenler var. Ben diyenler var. Dizi izliyorlar diyenler var. Şimdi bazı gençleri ben görüyorum. Dizi bağımlısıyım hocam ben diyor. Şimdi çocuk nasıl dizi bağımlısı olur diye bakıyorum. Evde her akşam dizi izleniyorsa. Evet çocuk dizi bağımlısı olur değil mi? O yüzden mümkün olunca o evdeki ekran süresinde azaltmamız gerektiğini söylüyorum. Ve şunu da sakın unutmayın. Yani bu bildirimler aslında biraz da bizi bağımlı hale getirmeye çalışıyor sürekli bir notification geliyor ya. Sürekli bir bildirim geliyor ve bildirim istiyor ki bana bak. Bana bak. Sen bana bak. Sen boş ver. Şu anda mesela bana bakıyorsunuz değil mi? Beni izliyorsunuz. Ama belki yanınızda bir yerde bir telefon var. Belki tabletiniz var. Belki başka bir yerde bir açık bir bir şey var. Onlar hep diyor ki ya sen bana bak. Sen boş ver şimdi Yavuz Hoca'yı. Sen niye dinliyorsun ya? Gel bak burada ne güzel içerikler var. Bak arkadaşın yazdı. Bak işte birisi bir like attı. Bak işte birisi şuradan oyun teklifi geldi. Sürekli sizi dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Çünkü biz zannediyoruz ki biz bu cihazları emrediyoruz zannediyoruz. Hadi e-mailleri aç. Hadi navigasyonu aç. Hadi mesaj gönder. Hadi fotoğraf çek. Yolla diye biz emrediyoruz zannediyoruz. Ama bir yerden sonra bu cihazlar bize emretmeye başlıyor. Bak diyor. Wi-Fi var diyor. Buna bağlan diyor. Bak diyor yeni bir mesaj geldi bunu oku. Bak aranıyorsun diyor aç Instagram'a bak TikTok'a bak şarj et beni güncelleme geldi beni güncelle sürekli bana bak, bana bak bana bak bana bak deyip duruyor. Değil mi? Ve hepsinin de tek bir amacı var. Bütün uygulamaların, oyunların da çok önemli bir amacı var. Hepsi biz onlara daha çok bakalım. Ve biz hepsine daha çok para harcayalım istiyorlar. Mesela araba yarışı oynayanlar var mı aranızda? Ben oynuyorum diye yazabilirsiniz. Ya da ben yazmanız yeterli. Araba yarışı oyunu oynayanlar ben diye yazabilirsiniz. Mesela araba yarışı oyununu düşünün. Need for Speed oynadığınızı düşünün. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel oyun fikirleri, güzel oyun isimleri geliyor şu anda. <laughs> Need for de oynuyorsunuz diyelim. Şimdi Need for Speed oynarken oyun size diyor ki ya diyor bu turu tamamlamak için diyor sana 5 dakika veriyorum diyor. 5 dakikada bu turu tamamla diyor. Tamam diyorsun sen de. Başlıyorsun oynamaya. Oynuyorsun, 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 oynuyorsun. 5 dakika 10 saniyede bitiriyorsun ya diyorsun ya. 10 saniye geç kaldım. Ama ilk defa oynuyorum ya. Ne olacak ki? Bir daha oynayayım, bir dahakine kesin, kesin geçerim diyorsun. Sonra bir daha oynuyorsun. Oynuyorsun, 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 oynuyorsun. 5 dakika 3 saniyede geçiyorsun ya atıyorsun ya. Sadece 3 saniye geç kaldım bak. Az önce 10 saniye geç kalmıştım. Şimdi 3 saniye geç kaldım. Bir dahakine kesin geçerim diyorsun. Ve bir daha oynuyorsun. Kaç dakika geçiyor? Sadece bu oyunda bakın 15 dakika geçiyor. Şimdi o oyunu tasarlayanlar sizce o turu ilk seferde 5 dakikada geçemeyeceğinizi bilmiyorlar mı? Biliyorlar değil mi? Peki nereden biliyorlar? Beta testerlar var. Biz para veriyoruz beta tester'a bizim oyunumuzu oynasınlar diye. Ve bu beta testerlar ne yapıyor? Oyunumuzu oynuyor. Ve istatistikler çıkıyor karşımıza. Bu oyunu ne kadar zamanda bitirmişler diye. Şimdi ise artık yapay zeka ile birlikte biz beta testlere ihtiyaç duymuyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Adaptif bir platform oluşturuyoruz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bu oyuncu çok iyi bir oyuncu. Buna 5 dakika verme. Buna 3 dakika ver diyor yapay zeka kendi kendine. Çünkü yapay zeka diyor ki bak bu çok iyi oynuyor diyor. O zaman diyor buna 5 dakika verme bunu. Buna 3 dakika ver. Bu debelensin dursun diyor. Öbürüne de diyor ki ya bu çok anlamıyor oyunda. Buna 5 dakika vermeyelim diyor. Buna 10 dakika verelim diyor. Bu 10 dakika oynasın oynasın dursun diyor. Şimdi mesela aranızda FIFA pes oynayanlar vardır. FIFA pes arkadaşınız da oynarken FIFA pes oynarken mesela hep FIFA pes oyunları hep sizin kazanmanızı istemez arkadaşınızla oynuyorsanız. Ne yapar? Mesela arkadaşınız imkansız bir gol atar, değil mi? Yani mümkün değildir mesela oradan gol atması, ama oradan gol atar. Neden? Çünkü hep birinin kazanmasını istemez bu oyunlar. Neden? Çünkü hep siz kazanırsanız diğer oyuncu oyunu bırakır diye onun o imkansız olan golü atmasını sağlar. Amaç ne? Sizin daha fazla vakit geçirmeniz ve ona daha çok para harcamanız. Kendi kıraş mesela. Biliyorsunuz değil mi kendi kıraşı? Biliyorum diye yazmanız yeterli. <laughs> kendi kıraş bir şeker patlatma oyunu biliyorsunuz. <laughs> ve size diyor ki bak diyor. Ekrana diyor 50 defa dokunma hakkı veriyorum diyor. Ekrana 50 defa dokun. Şu kadar sayıda şekeri patlat. Bir sonraki seviyeye geç diyor. Mantık çok basit. Bir aslında güzel vakit geçirmelik güzel bir oyun. Şekerleri renklerini yan yana getiriyorsunuz. Patlatıyorsunuz. Belli sayıda şekeri patlatınca bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> Başlıyorsunuz oynamaya patla ya. Patlatıyorsunuz. o kadar da güzel patlıyor ki. Sen harikasın. Sen mükemmelsin. Sen inanılmazsın. Sen bir tanesin. Sürekli seni kaza getiriyor değil mi? Hep sana güzel şeyler söylüyor. Sen de diyorsun ki ulan ben neymişim ya? Ben ne kadar harikayım falan diye sürekli seni motive ediyor. Sana patlatıyorsun. 48, 49, 50. Ya diyorsun ya. Bir hakkım daha olaydı. Kesin geçtiydim diyorsun. Doğru mu? Kendi crash ne diyor? İstersen diyor reklam izle sana bir hak daha vereyim diyor. Yapılan araştırma şunu gösteriyor. Bizler en çok reklam izleyen insanlarız. Çok seviyoruz reklam <laughs> Neden? Çünkü hemen ne olacak ya diyoruz alalım yani reklamı izleyelim bir hakkımızı da elde edelim. Bir sonraki seviyeye geçelim. Çünkü neden? Çok emek harcadım. Çok zaman harcadım. Artık ucuna kadar geldim. İzlerim canım reklamı ne olacak ya diyoruz. Ve bu sayede bakın kendi Crash para kazanıyor. Reklamdan para kazanıyor. Çünkü sen oraya zamanını harcadın. Sen oraya emek harcadın. 50 defa ekranı kullandın. Ekrana dokundun ve zamanını, emeğini harcadın. Senin için çok önemli bir şey harcadın. Ve ondan sonra ne olacak ki? Yani bir reklam izlerim diyorsun. O hakkını alıyorsun. Onu da kullanıyorsun. Bir tane daha hakkım olsaydı bak kesin geçtiydim diyorsun. Şimdi ne diyor kendi Crash? Aynı Subway Surfers'da olduğu gibi bravo aslan. O zaman da kendi Crash diyor ki istersen diyor 10 lira ver. Sana 10 tane hak vereyim diyor. Tam bu noktada işte bir karar vermen gerekiyor. Sen zamanını emeğine karşılık oraya para yatıracak mısın? Yoksa para yatırmadan tekrar oyun oynamaya başlayacaksın. Ve yapılan araştırmalar gösteriyor ki evet insanlar o kadar zaman harcayınca, o kadar emek harcayınca artık diyorlar ki ya tamam ben artık uğraşmak istemiyorum. Neyse parası vereyim diyorlar. Ve oyunlarda bu şekilde para kazanıyorlar. Dediğim gibi amaç ne? Sizin orada daha fazla olmanızı sağlamak. Bak normalde zaman böyle geçiyor. Teknolojiyle böyle geçiyor değil mi? Çok hızlı geçiyor. Hadi gel ders çalışalım. Hadi gel ödev yapalım deyince <laughs> bir türlü geçmek bilmiyor değil mi arkadaşlar zaman? Bakın bunu destekleyen başka bir şey daha söyleyeyim size. Netflix. Aranızda izleyen var mı? Netflix. İzliyorum ben diye yazmanız yeterli. İzliyorum ya da izlemiyorum diye yazmanız yeterli. Netflix. Harika. Güzel içerikler var. Güzel diziler var. <laughs> Biz korsancı izleyenler. <laughs> Eyvallah. O da canıma bindi. <laughs> Arada sırada izliyoruz. La Casa de Babel Şimdi arkadaşlar. Netflix'in CEO'su geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim rakibimiz, bizim en büyük düşmanımız Amazon değil. Bizim rakibimiz, düşmanımız Disney Plus falan da değil. Bizim rakibimiz HD film cehennemi falan da değil. <laughs> Bizim tek ve gerçek bir rakibimiz var. O da uyku dedi ya. Ya bu gençler uyuya kalıyor dedi ya. Aslında uyumasalar bana daha çok bakacaklardı Uyuya kaldıkları için bana daha az bakıyorlardı. Uyuya kalmasalar ben daha çok izleneceğim aslında dedi. Peki amaç ne? Sizin daha çok bakmanız değil mi? Yani öyle bir şey olsun istiyor ki aslında Netflix. Alttan böyle bir çubuk çıksın. Kalk artık kalk uyan artık. Bak, bakmıyorsun şu an ekrana. Biraz daha bana biraz daha bak. Biraz daha bana bak istiyor değil mi? Netflix'te de YouTube'da da ne oluyor? Bir bölüm bitiyor. Sonra ne yapıyor? Geri saymaya başlıyor. 5, 4, 3, 2. Sen diyorsun ki ulan kumanda ne dedi? Bir dakika dur izlemeyeceğim diyene kadar bir sonraki bölüm başlıyor. Sen diyorsun ki başladı artık onu da izleyelim diyerek bütün bir diziyi bitiriyorsun. Doğru mu? Peki onlar bunu iyi bilmiyorlar mı? Çok iyi biliyorlar. Ve amaç ne? Az önce söylediğim gibi bizi bağımlı hale getirmeye çalışmak. Peki biz bağımlı olduğumuzu nereden anlarız? Burada da dört şeye bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi. Yapmanız gereken bir ödev, yapmanız gereken bir iş varsa onu yapmak yerine Ekranda olmayı tercih ediyorsunuz. İki, hiçbir fiziksel etkinliğiniz yoksa, futbolda ilgilenmiyorsunuz, basketbolda ilgilenmiyorsunuz, oynamıyorsunuz, voleybolda hiç oynamıyorsunuz, sevmiyorsunuz bile yani. Hatta bu yüzden kilonuz artıyor, farkındasınız. Çünkü sürekli ekran karşısındasınız. Üç, arkadaşlarınız sizi hadi gel dışarıya çıkalım, hadi gel dışarıda vakit geçirelim, hadi gel biraz sohbet edelim diyor ama siz, hayır ya ben evde duracağım, hayır ben sosyal medyada takılacağım. Aya ben gelmeyeyim. Ben biraz oyun oynayacağım diyorsanız. 4 artan sürelerde ekran karşısında vakit geçiriyorsunuz ve süreyi azaltmak istemenize rağmen azaltamıyorsanız. Ve 5 bence en önemlisi annenizle babanızla bu konuda sürekli tartışıyorsunuz. Anneniz babanız size hadi oğlum, hadi kızım Yeter artık. Çok oldu artık. Kalk artık şunun başından diye kızdığında siz de ona kızıyorsanız, agresif davranıyorsanız ona ya anne baba sen de hep böyle yapıyorsun ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Hayır ya bana ne yapalım Niye böyle bir şeyler fırlatıyorsanız artık evet. Çok olmuştur arkadaşlar. Ve amaç ne? Bak bu arada hep B yazanları görüyorum. Çünkü çok güzel bir şey. Ne dedim? Az önce söylediğim gibi amaç tam olarak şu bakın. Siz sürenin nasıl geçtiğini fark etmeyin diye tasarlanıyorlar zaten bunlar. <laughs> Ağda terlik gelir diyor. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Ama işte burada en önemli göstergelerden bir tanesi kendinize bakın diye söylüyorum bakın. Sinir, stres, agresif davranışlar, onsuz yapamamak bunlar artık işin son noktasıdır. O yüzden ilk yapmanız gereken şey burada süreyle kendinizi sınırlandırmaktır. Yani bu işin belli bir süresi olmalıdır. Ve bu sürede aslında yaşınız çarpı 10 dakikadır. Yani 15 yaşındaki bir genç 2,5 saat maks sadece keyif için ekrana bakabilir. Ama bu süreleri esnetmek için çok güzel bir yöntem vardır. O da ne biliyor musunuz? Üretim için tüketim. Bu ne demek? İşte bu sizin yaptığınız şey arkadaşlar. Bir arkadaş sürekli kodlama biliyor musunuz diye soruyor bana. Evet bilmez olur mu? Ben çok kitap yazıyorum bunun üstüne. Üretim için tüketim ne demek biliyor musunuz? O da şu. Örnek veriyorum. YouTube'dan bir şey izliyorsunuz. Bu üretim mi tüketim mi oluyor? YouTube'dan bir video izliyorsunuz. Bu üretim mi tüketim Bu tam anlamıyla bravo Erkan. Bu bir tüketim. Ama izlediğiniz video Şöyle bir video. En uzağa giden uçak nasıl yapılır videosu. Ve siz de elinize kağıt almışsınız o uçağı yapmaya çalışıyorsunuz. Burada ne yapıyorsunuz? Üretim yapıyorsunuz. Bravo Aybeniz. Üretim için tüketim yapıyorsunuz. Bunu ekran süresinden saymayabilirsiniz. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Bunu ekran süresinden saymayabilirsiniz. Yani bunu siz aslında gerçek hayatta bir şey yapmak için işinize yarayacak, becerinizi geliştirecek bir şey olduğu için aslında ekranı kullanıyorsunuz. O yüzden bununla ekran sürenizi esnetebilirsiniz. Ya da mesela çok güzel piyano çalmayı öğreten, gitar çalmayı öğreten uygulamalar var değil mi? Koyuyorsunuz, bir yandan da önünüze piyanoyu alıyorsunuz ve piyano çalmayı öğretiyor size. Üretim için tüketim. Ya da stop motion film çektiren uygulamalar var değil mi? Size buraya tableti koy diyor ya da telefonu koy diyor. Orada sen film çek diyor ve bunları yap diyor hepsini ve orada aslında üretim için yine tüketim yapıyorsunuz. Ya da hikayeler tasarlayabildiğiniz ya da animasyonlar oluşturabildiğiniz araçlar var değil mi? Ya da mesela bir sürü deney videosu izleyebildiğiniz ve kendi deneylerinizi yapabildiğiniz araçlar var. Ya da görseller oluşturabildiğiniz birçok araç var. Ya da kodlama yapabileceğiniz bir sürü araç var değil mi? Belki aranızda bilenler, kullananlar vardır. Aranızda belki Scratch uygulamasını kullananlar vardır. Belki Lightbot gibi ya da Tinker gibi uygulamaları kullananlar vardır. Belki Code.org'dan içerik öğrenmiş olanlar vardır. Belki Minecraft'la bile kendi oyununu tasarlamış arkadaşlar vardır. Yine aynı şekilde bir sürü aslında ekranın karşısına geçip egzersiz yapabildiğimiz uygulamalar da var. Hareketli uygulamalar ya da spor yaptıran uygulamalar var değil mi? Bunların hepsinin amacı ne arkadaşlar? Bakın dengeleyici etkinlik bunlar. Yani gerçek hayatta da bir şey yapıyorsun. Fiziksel hayatta, dijital hayatta da bir şey yapıyorsun. Ve bizi dengelemeye çalışıyor bunlar. O yüzden arkadaşlar biz eğer üretim için tüketim yapıyorsak o zaman bunlarla ilgili kendinizi çok aynı şekilde ebeveynlerinizi de çok tedirgin olmalarına gerek yok. Yani siz ekranın karşısında programlama yapıyorsunuz, kodlama yapıyorsunuz, kendi oyununuzu tasarlıyorsanız harika bir şey yapıyorsunuz. İşte bizim de aslında daha çok istediğimiz şeyler bunlar. Aslında istemediğimiz şeyler ne biliyor musunuz? Mesela bazı arkadaşlar var. Geçtiği her seviyeden mutlu oluyor. Aldığı her like'tan mutlu oluyor. Fotoğraf çekiyor, paylaşıyor, bakıyor 50 like almış. Diyor ki ya daha çok like nasıl alabilirim? Sonra bir daha fotoğraf çekiyor. Bir bakıyor 100 like kalmış. O diyor demek ki diyor ben böyle yaparsam diyor daha çok like alacağım. Bir daha fotoğraf çekiyor 150 like almış. Demek ki diyor, biraz daha yaparsam diyor daha çok like alacağım. Ya da oyunlarda hep birinci olmaya çalışıyor ve hep birinci olmak için uğraşıyor ve oradaki kazandığı armor'dan kastığı level'dan geçti seviyelerden ya da birinci olmaktan sadece zevk alıyor. Ama bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların hepsi hazdır. Bakın bunlar mutluluk değildir. Bunlar hazdır ve hazların sonu bağımlılıktır. Ve maalesef bağımlılıkla ilgili bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Hazla ilgili özellikle. O yüzden biz ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca dopamin detoksu yaptırmaya çalışıyoruz. Ama mutlu olduğumuzda vücut hangi hormonu üretiyor? Serotonin hormonunu üretiyor. Haz aldığımda dopamin, mutlu olduğunda serotonin hormonu üretiliyor. Ve serotonin hormonunu azaltan tek bir hormon var. O da dopamin. Yani biz aldığımız her takipçiden, geçtiğimiz her seviyeden, kazandığımız her like'dan, oyun esnasında aldığımız her bir itemden, mutlu olacağımızı düşünürken maalesef daha fazla mutsuz oluyoruz. Bunu da insanlarla ilgili yapılmış özellikle hormonlarına bakılan araştırmalar bize söylüyor. O yüzden bu sunum değerli arkadaşlar gerçekten ya evet galiba hoca doğru söylüyor ya ben bunu biraz değiştireyim ben belki biraz azaltabilirim ya. Tamamen keyif amaçlı, eğlence amaçlı ekran kullanımı birazcık azaltabilirim diyenlerin işine yarayacak. Ama yok ya, iyiyim ben böyle. Hoca da işte sen de boş boş konuşuyorsun ya diyenlerin hiçbir işine yaramayacak arkadaşlar. Ben sizin başınıza dikilip de ya acaba ne kadar ekrana bakmışlar falan diye tek tek kontrol edemem değil mi? Mümkün değil bu. Ama siz kendi kendinizi kontrol edebilirsiniz ekranın karşısında ne yaptığınızı siz kontrol edebilirsiniz. Ben tek tek bakamam ki. Instagram'da hangi videoları izlediğinizi ben tek tek inceleyemem. YouTube'da hangi videolara baktığınızı da ben izleyemem. Bakın mesela ne güzel video içerikleri paylaşıldı şu anda. İşte Evrim Ağacı, Olumlu Bak, Barış Özcan gibi. Bunlara bakmak var. Bir de saçma sapan işte içeriklere bakmak var değil mi? Ya da mesela ekransız vakit geçirirken Kutu oyunları mesela çok tavsiye ediyorum. Aranızda kutu oyunları oynayanlar vardır eminim. Hangi kutu oyunları oynuyorsunuz yazar mısınız? Şu chat bölümü biraz, chat bölümünde şöyle kaliteli içerikler de görelim. Kutu oyunlarından hangi kutu oyunlarını oynuyorsunuz? Yani board game olarak neler oynuyorsunuz? Ailelerinizle ya da beraber işte Monopoly gibi, Uno gibi. Başka hangi kutu oyunlarını oynuyorsunuz? Board game'lerden bahsediyorum yani işte bazen belki aranızda dama oynayanlar, scrabble oynayanlar ya da satranç oynayanlar vardır. Çok güzel. Uno, uno, uno. 101 oynayanlar var. <laughs> güzel satranç diyenler var. Harika. Jenga diyenler var. Gayet güzel. Daha birçok kutu oyunu var bakın. O kadar güzel kutu oyunları var ki arkadaşlar. Biraz bu kutu oyunları kültürümüzü de geliştirmemiz lazım. Mesela şu sağ altta Code Names diye bir oyun var. Her dilde var bu oyun her dilde o oyunun gerçekten dünyaca ünlü ve ödül kazanmış bir oyun. Kesinlikle tavsiye ederim. Mesela koridor oyunu gerçekten güzel oyunlardan bir tanesi. Risk oyunu çok güzel oyunlardan bir tanesi. Tabu gibi oyunları da elbette ben çok oynamanızı tavsiye ediyorum. Ve özellikle de birlikte anne babalarla biraz sohbet süremizi de artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla soru şu size. Annenizle babanızla Günde ortalama kaç dakika sohbet ediyorsunuzdur? Yazın bakalım. Günde ortalama anne babanızla kaç dakika sohbet ediyorsunuzdur? Ortalama günde. Günde bak. Bir günde. Kaç dakika sohbet ediyorsunuzdur? Evet bakıyorum 30 dakika diyen 1-2 saat diyen 5 dakika diyenler de var. Vakitleri olunca hocam 2 saat. <laughs> Böyle bir günü düşünün. Mesela dün mesela kaç dakika sohbet ettiniz annenizle babanızla? Toplamda kaç dakikalık bir sohbetiniz oldu? Evet, 2-3 saat diyenler, 6-9 saat diyenler var. 30 dakika, 3 saat, dün hiç vaktim olmadı diyenler var. 20 dakika. O yüzden şimdi anne babalarla sohbet edin deyince de bir de şunu sorayım size. Merak ettiğim sorulardan bir tanesi. Buna da bir cevap verin bakalım. Sohbet ettiğinizde ne konuşuyorsunuz? yazın bakalım. Annenizle babanızla sohbet ettiğinizde ne konuşuyorsunuz? Evet, gelecek. Günlük olaylar, dedikodu. <laughs> gelecek hayallerinizden konuşuyoruz. Planlardan konuşuyoruz. Güzel. Komşu çocuğunu konuşuyoruz. Diyende. Günün nasıl geçtiği güzel. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. <laughs> Gelecekte ne olacağım? Hep tartışıyoruz diyenler <laughs> var. Yok mu mesela başka hangi konular var? <laughs> Gelecekte planlar, kodlama diyenler var. Akraba dedikodu yapıyoruz diyenler var. Biraz bu konuları da çeşitlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Burada da beraber sohbet edeceğiniz çok güzel konular ve sorular hazırladım. Ve burada da bu konularla sorularla aslında beraber güzel vakit geçirebilirsiniz. Bunların hepsini ben kendi Instagram sayfamda da paylaştım. Yavuz Samur diye yazarsanız oradan bu soruların hepsine ulaşabilirsiniz. Hatta bir tanesini size sorayım. Bakalım hangi cevap gelecek? Soru şu. Her gün olsa yerim diyeceğiniz bir şey var mı? Yazın bakalım. Her gün olsa yerim diyeceğiniz bir şey. Her gün önüme konsa ben bunu yerim diyeceğiniz bir şey. Evet bakalım neler gelecek. Evet pizza burger. Çiğ köfte. Günefe. Sezar salata. Güzel makarna. Tana bastırma. Yaman <laughs> bayıldı. Şokolat diyenler var. <laughs> Döner diyenler var çok güzelsiniz ya. Çok teşekkür ediyorum. Ve burada yine bakın daha çok güzel sorular da oluşturdu. Bunlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Dijital oyunlar. Şu ana kadar nasıl gidiyoruz? 100 üzerinden puanlayın bakalım beni. 100 üzerinden nasıl gidiyoruz şu ana kadar? <laughs> 101 diyelim. <laughs> Harika. Son kısımda dijital oyunlar ve sosyal medya konuşacağız. Bitireceğiz ondan sonra. <laughs> Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Harikasınız. Hepinize benden kalp. Şimdi soru şu. Bu ekrandakilerin ne anlama geldiğini biliyorum ya da bilmiyorum şeklinde yazar mısın? Bunların ne anlama geldiğini biliyorum ya da bilmiyorum. Biliyorum ya da bilmiyorum diye yazmanız yeterli. Evet. Bakalım. Biliyorum, 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 biliyorum. Bilmiyorum diyenler de var. Belki görmüş olanlar vardır. Bazılarını biliyorum bazılarını bilmiyorum diyenler de var. Çok güzel. Harika. O zaman iyi ki buradasınız. Değerli arkadaşlar burası bu sunumun, sunumun en önemli yerlerinden bir tanesi. bu Ekranda gördükleriniz. Bütün oyunların ve uygulamanın üzerinde yer almak zorunlu olan etiketler. Tekrar ediyorum. Bunlar bütün oyunların ve uygulamanın üzerlerinde varlar, olmak zorundalar. Olmadan piyasaya çıkamazlar. Ve bu etiketler bize hangi oyunların, hangi çocuklar tarafından oynanıp, hangi çocuklar tarafından oynanamayacağını söylüyor. Üsttekiler, şu üsttekiler, Amerika'nın standartları, ESRB, alttakiler de Avrupa'nın standartları, PEGI. Biz her ikisini de kullanıyoruz. Yani Türkiye'de, Azerbaycan'da bu her ikisini kullanıyoruz. Yani Google Play Store'a girdiğinizde, Apple Store'a girdiğinizde, herhangi bir PlayStation'dan oyun satın aldığınızda, Steam'den oyun indirdiğinizde, herhangi bir uygulama indirdiğinizde hepsi bunların üzerinde olmak zorunda. Ve bunlar bize diyor ki hangi oyunu, hangi çocuk oynayabilir, hangisi oynayamaz. Üzerinde E yazıyorsa herkes oynayabilir. İçinde hiç sakıncalı bir şey yok tabii. Ki. 10 artı E 10 yaş ve üstü çocuklar oynayabilir. 10 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle oynayamaz demek. Siz oynayabiliyor musunuz? Oynayabiliyorsunuz. Gelelim buraya. Burası çok önemli. T. 12, 13 yaş üstü çocuklar oynayabilir. Onun altındaki çocuklar kesinlikle oynayamazlar. Ve gelelim buraya. M ve A. Sadece yetişkinler oynayabilir. Çocuklar kesinlikle oynayamazlar. Avrupa'nın yaş sınırlandırmalarını görüyorsunuz. Yaşlar renklerle gösterilmiş. Ve bize ekstra olarak diyor ki içinde şiddet var, korku var, küfür var, kumar, cinsellik, ayrımcılık, uyuşturucu, uygulama için satın alma var diye bize tek tek söylüyor. RP ise oyun piyasaya daha yeni çıkmış. Oyunun içeriğini henüz psikologlar, pedagoglar, eğitimciler, benim gibi uzmanlar oturup oyunu henüz baştan sona oynamamış ve henüz üzerine bir etiket yapıştırılmamış demek. Yani şu anda inceleniyor. Yakın zamanda yapıştırılacak demek. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, benim burada çok dikkat etmem gereken bir şey var. Benim yaşım kaç diyelim? 12 diyelim. 12 yaşındaki bir genç olarak ben üzerinde M yazan A 16, 18 yazan oyunları oynayamam değerli arkadaşlar. Bakın oynamamalıyım değil. Oynayamam. Eğer oynuyorsam kendime yanlış yapıyorum. Eğer oynuyorsam kendim için çok yanlış bir şey yapıyorum demektir. Peki nerede yazıyor bunlar? Bakın, biliyorsunuzdur bu oyunu. Hangi oyun bu? Yazın bakalım chat'ten. <laughs> evet, güzel hemen evet. bilenler geldi. Evet, kaç yaş içinmiş? Az önce söylemiştim bakalım. Kaç yaş içinmiş? Yazın bakalım onu da. PUBG üzerinde ne yazıyor? Dikkat edin. Evet. 12-13 yaş üstü için. Şimdi ben kaç yaşındayım? 12 yaşındayım. Uygulama ne diyor? 12 yaş üstü. Oynayabilir miyim? Oynayabilirim. Harika bir sakınca Ama ben 10 yaşında olsaydım bu oyunu oynayabilir miydim? Aman canım bir şey olmaz diyemeyiz arkadaşlar. Bir şey olma ihtimali çok var. Bakın Fortnite oyunu kaç yaşmış? Çok güzel bir şekilde yazıyor. Bana diyor ki 12 yaş ve üstü. Eğer ben 12 yaşın üstündeysem oynayabilirim. Altındaysa oynayamam. Ama mesela bakın. Gelelim buna. Az önce geçti. Counter Strike kaç yaş içinmiş? 17 yaş üstü. Ben kaç yaşındayım? Kaç yaşındayım? 14 yaşındayım. Counter Strike 17 yaş üstü. Ama ben 14 yaşındayım. Ama Counter Strike 17 üstü. Ama ben 14 yaşındayım. Ama Counter Strike 17 üstü. Oynayabilir miyim? Ama hocam öyle diyorsunuz da bütün arkadaşlarım oynuyor ya. Bütün arkadaşlarım oynuyor. Ben niye oynamayayım şimdi canım? Yani öyle diyorsunuz ama yani herkes oynuyor. Yani bir ben mi oynamıyorum canım? Demek şunun gibi bir şeydir. Bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Ben de sigara içebilirim demektir. Değerli arkadaşlar, yanlış olan bir şeye doğru dememizi beklemeyin lütfen. Bunların üzerinde 17 yaş üstü yazmasının ya da Call of Duty'nin üzerinde 18 yaş üstü yazmasının bir nedeni var. Valorant'ın üzerinde 16 yaş üstü yazmasının bir nedeni var. GTA'nın üzerinde 18 yaş üstü, 17 yaş üstü yazmasının bir nedeni var. Peki şöyle sorayım, GTA içinde şiddet var mı? Yazın bakalım. GTA'nın içinde şiddet var mı? Hırsızlık var mı? Kumar var mı? Adam öldürme var mı? Cinsellik var mı? O zaman bir sıkıntı var değil mi arkadaşlar? Burada bir sıkıntı var. Çünkü bütün bu oyunların içerisinde biz bir şeyin pratiğini yapıyoruz değerli arkadaşlar. Yani şöyle düşünsenize. Hmm. Mesela basketbol oynuyorsunuz diyelim. Basketbol oynarken neyin pratiğini yaparsınız? Atış yapma pratiği yaparsınız değil mi? Ne kadar çok basket oynarsanız o kadar iyi atış yapar mısınız? O yüzden oynadığımız bütün bu oyunların içerisinde de beynimize bir şeyin pratiği yaptırılıyor. O zaman benim kendime sormam gereken soru şu. Ben kendime, beynime neyin pratiğini yaptırıyorum? Adam öldürme pratiği yaptırıyorum, hırsızlık pratiği yaptırıyorum, cinsellik pratiği yaptırıyorum, korku küfür pratiği yaptırıyorum. Yoksa problem çözme, strateji geliştirme, beyin egzersizi pratiği yaptırıyorum. Umarım iyi olan şeylerin pratiğini yaptırıyorsunuzdur arkadaşlar. Aksi halde yaşınıza uygun olmayan bu oyunların içerisinde hangi ekranın hangi görüntünün hangi anın hangi olayın size zarar verebileceğini bunu ben bilemem. Bu da anneniz babanız da bilemez. Bunu siz zaten bilemezsiniz. O yüzden bunu bilmemenize rağmen gerçekten bu oyunları oynayarak yani yaşınıza uygun olmayan oyunları oynayarak kendinizi riske atmaya değer. Bence değmez arkadaşlar ya. Siz çok değerlisiniz bence. Siz bütün bunlardan daha değerlisiniz. Maalesef öyle gençlerle karşılaştım ki oyunda gördüğü bir şeyden dolayı gece rüyalarına giren, oyunda gördüğü bazı içeriklerden dolayı uyuyamayan ya da ekranda sadece oyunda olmak zorunda değil, uygulamada, sosyal medyada ya da filmlerde, dizilerde gördüğü içeriklerden dolayı psikolojisi etkilenen çok çocukla karşılaştı. E hepsini söylediği cümle şuydu ya. Keşke izlemeseydim. Keşke oynamasaydım. Ama az önce yazdığınız gibi hep ne dediler biliyor musunuz? Merak ettim. Şimdi merak. İşte tam bu noktada kendinize kurmanız gereken cümle şu. Yaşıma uygun değil. Çok merak ediyorum. Yine de denemeli miyim? Dedim ya ben sizin başınızda dikilemem. Sizin sürekli arkanızda durup da "Hayır, yapma, yaşına uygun değil." diyemem. Bunu sadece siz diyebilirsiniz. Siz kendi kendinize bunu söyleyebilirsiniz. Siz tercih edebilirsiniz yaşınıza uygun olan oyunları oynamayı çok da güzel oyunlar var be. O kadar güzel oyunlar var ki yaşınıza uygun olabilecek çok güzel oyunlar var. Bakın mesela üzerine ne yazıyor? 3 artı yazıyor değil mi? FIFA'da, PES'te, NBA'de herkes oynayabilir diyor. Hiçbir sorun yok diyor. Simülasyon oyunlarına bakıyorsun. Hiç sorun yok diyor. Mesela taşıt simülasyonları var. Herhangi bir sorun yok diyor. Ya da işte ekranın karşısına geçip dans edebildiğim bir sürü oyunlar, uygulamalar var. Ya da araba yarışı olacaksa üzerinde E yazan araba yarışı oyunları var değil mi? Ya da mesela Rocket League'e bakıyorsun. Üzerinde E yazıyor ya da 3 art yazıyor. Minecraft en başta söylemiştim hatırlarsanız. Bakın 7 yaş ya da 10 yaş üstü şeklinde etiketlendirilmiş. Gelelim Roblox'a. Sizden çok gelmedi Roblox ilginç bir şekilde. Şu an Türkiye'de en çok çocukların oynadıkları oyunlardan bir tanesi Roblox. Yaşı 12 yaş üstü ama 9 yaş üstü oyunlar da var Roblox içerisinde elimden geldiğince bu tarz oyunlar da paylaşmaya çalışıyorum ve filmler de paylaşmaya çalışıyorum. Çok güzel bir soru geldi. Peki bunlar hep doğru mu bu yaşlar? Aslında cevabı şu. Biz en azından bunlara uyalım istiyorum. Neslihan. En azından bunlara uyalım. Yani bunu dahi yapamıyoruz daha. Yani orada mesela 16 yaş üstü yazıyor. Gene de oynuyoruz. Daha bunu yapamıyoruz. O yüzden mümkün olacak. En azından buna uyalım istiyorum. Ve filmlerde de aynı şekilde yaşlar, kriterler var biliyorsunuz. Ama çocuk geliyor diyor ki hocam diyor ben Squid Game'i bitirdim diyor. <laughs> Peki kaç yaş diye bakıyorum. Hocam diyor 18 artı ama diyor hani izledik diyor yani şimdi. <laughs> Bu da yine kendinize yapabileceğiniz yanlışlardan bir tanesi. Wednesday'e bakın mesela Türkiye'de 18 yaş üstü olarak etiketlendirildi ve aynı şey YouTube için de geçerli değil mi? YouTube. YouTube'da da en çok önerdiğim şey kaliteli içerikleri. Kaliteli YouTube kanallarına abone olmanız ki az önce çok güzel bir liste oluşturdu burada arkadaşlar sohbet ederken. Benim de önerdiğim Barış Özcan gibi, Evrim Ağacı gibi, 5 Dakikada Yap gibi çok güzel kanallar var. Bunlara da abone olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ted'in kanalları var. Yine Olumlu Bak gibi, Beyin gibi, Sunay Ekin gibi çok güzel kanallar var. Bunlara da abone olmanızı tavsiye ederim. Ve son konumuz da sosyal medya. Kimler sosyal medya kullanıyor? Şunu sorayım yani. Instagram ve TikTok. Ben kullanıyorum diyenleri göreyim. Instagram, TikTok ve Snapchat kullanıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, siz çoğunlukla zaten hepiniz 13 yaşından büyüksünüzdür diye düşünüyorum. 13 yaş sosyal medyanın kullanım yaşı. 13 yaşından küçük arkadaşlarınız sosyal medya kullanamazlar. Nokta. 13 yaşından küçükler zaten resmi olarak legal olarak sosyal medya kullanamazlar. Çünkü hiçbir uygulama, hiçbir e, sosyal medya ortamı, ne Instagram ne TikTok ne Snapchat 13 yaşından küçük çocukları orada istemez. Kendi regülasyonlarına baktığınız zaman orada 13 yaşının altındaki çocukları istemez. Sözleşmelerde de Zaten size önce ne sorar? Belki kaç yaşındasın diye sorar değil mi? Orada küçük olan çocuklar ne yapıyor? Yaşlarını büyük gösteriyor. Ve ona göre sosyal medya açmaya çalışıyor. Yanlıştır arkadaşlar. Anne babaları izin veriyorsa onlara da çok büyük yanlıştır. Legal yaptırımları vardır. 13 yaşından büyüksünüz. Ne yapmalısınız? Şu ekranda gördüğünüz bütün ayarları yapmalısınız. Mesela şimdi ben seminer yapıyorum böyle sizler gibi gençlerle. Seminerden sonra çocuklar beni takip ediyor. Bir bakıyorum kim takip etmişti, Bir bakıyorum bütün fotoğraflarını görüyorum. Arkadaşlar görememeliyim. Ben sizin fotoğraflarınızı niye görüyorum ya? Siz neden evinizin kapısını herkese açıyorsunuz? Kesinlikle ama kesinlikle gizli bir hesabınız olmalı. Herkese kapalı bir hesabınız olmalı. Sadece sizin bildiğiniz kişilerin sizin fotoğraflarınızı görebildiği bir hesabınız olmalı. Ama mesela herkese açmış kapıyı. Sakın ama sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Ve burada mümkün olduğunca kim sizi takip ediyor, kim takip edemez. Bunlara siz karar verin istiyorum. Kim fotoğraflarınıza bakabilir, kim bakamaz. Kim ne yorum yazabilir, ne yazamaz. Ve buradan çok etkileniyor maalesef arkadaşlar. Ve bazı arkadaşlar diyor ki hocam benim diyor 6 tane Instagram hesabım var diyor. Niye diyorum hocam birinde ben kendimim diyor. Birinde arkadaşlarım için açtım diyor. Birinde stok yapıyorum diyor. Birinde <laughs> o kadar çok hesabı var gidiyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Yapmayın lütfen. Bu sizin daha fazla ekrana bakmanıza neden olur sadece. Ve soruyorum mesela gençlere soruyorum. Sizden küçük çocuklara soruyorum mesela. Geçen bir ilkokula gittim. Küçücük çocuklar sosyal medyada arkadaşlarla konuşuyorlar ve tanımadığı kişilerle konuşan insanlar var. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de bu. Tanımadığı insanlarla konuşuyorlar. Ve maalesef ki bizim Türkiye'de en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de şu. İki arkadaşlar, kız erkek sevgili oluyorlar. Sevgili olunca mesajlaşmaya başlıyorlar. Mesajlaşıyorlar, mesajlaşıyorlar, mesajlaşıyorlar. Sonra görüntü atmaya başlıyorlar. Sonra o da yetmiyor, video atmaya başlıyorlar. Sonra... Bu arkadaşlar ayrılıyorlar. Tam olarak sorun burada başlıyor. Kız ya da erkek hiç fark etmiyor. Diyor ki elimde fotoğrafların var, videoların var. Ne istersem yapacaksın. Nereye gel dersem geleceksin. Ne istersen onu yapacaksın. Yapmazsan, yapmazsan diyor. Seni diyor ifşalarım diyor yapmazsan diyor elimdeki diyor fotoğraflarının diyor videolarının diyor annene babana atarım diyor. Yapmazsan diyor bak diyor sosyal medya WhatsApp gruplarında bunu paylaşırım diyor. Herkes duyar. Diyor. Kız ya da erkek tam bu noktada aman diyor kimse duymasın. Hemen gidiyor o kişi ne derse onu yapmaya başlıyor. Maalesef arkadaşlar paylaştığınız bir resimle, paylaştığınız bir videoyla, paylaştığınız bir yazıyla belki ettiğiniz bir hakaretle bir küfürle maalesef gençlerin hayatlarının karardığına çok şahit oldu. Çok güzel çocuklardı. Küçücük gençlerdi ya. Çok küçük çocuklardı ve ayakları titreyerek polisin karşısına çıktılar. Hakimin karşısına çıktılar. Küçücük çocuklar. Ve hep şu iki cümleyi kullandılar. Dediler ki ya ben bunun suç olduğunu bilmiyordum dediler. Annem babam kızar diye onlara da bir şey söylemedim dediler. Belki anneniz babanız kızar evet. Ama maalesef bu çocuklar bir anda o kişi ne derse onu yapmaya başlıyorlar. Ve yaptıktan sonra da geri dönüş olmuyor arkadaşlar. O yüzden bence böyle bir şeye maruz kaldığınızda, böyle bir şeyle karşılaştığınızda ne olur hemen önce ailenize haber verin. Eğer ailenize haber veremiyorsanız, sıkıntı yaşıyorsanız okulunuzdaki rehber öğretmeniniz, psikolojik danışmanlarınızla söyleyin. Onlar size yardımcı olurlar. O yüzden bir fotoğrafla, bir videoyla hayatınızın mahvolmasına izin vermeyin. Orada şunu sakın unutmayın. Yazdığınız her şey. Bazı arkadaşlar diyor ki mesela hocam diyor ben diyor işte küfür ettim diyor. Yanlış mı yaptım diyor. Ya <laughs> Yazılı olarak vermişsin, kanıt vermişsin yani. Kimisi diyor ki hocam diyor ben diyor sesli mesaj attım diyor. <laughs> sesli mesajı küfür ettim diyor yani. <laughs> Daha ne yapabilirsin diyorum ben. Ya. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Hiç kimseye bir koz vermeyin. Yani sizin için kötü olabilecek bir neden, bir gerekçe vermeyin lütfen. Ve burada çok güzel bir belgesel var. Az önce Netflix izleyenler vardı. En kötü HD film cehennemine. <laughs> Korsandan izleyen arkadaşlar için de işte. sosyal ikilem Social Dilemma diye bir belgesel var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım hiç bunlarla karşılaşmazsınız. Umarım hiç bu tarz içeriklerle de karşılaşmazsınız. Umarım hep güzel içeriklerle, hep güzel şeylerle karşılaşırsınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi ki buradaydınız. İyi ki geldiniz. İyi ki beni de sizlerle buluşturdular. Çok da güzel, çok da keyifli oldu. Sizin için nasıl oldu? Yazın bakalım geri bildirimlerini.